Şeyinki, karo. Ee, ok. Bizim. Yok, yok abi. E, Roketsa'nın. Mesela bu senin işte üçüncü nesil dediğin şey bu işte. Tel yok bunda. Bizim olmayınca bu üçüncü nesil bile demem ben. Bizim de varsa üçüncü nesil diyorum. E tabi şey. hocam bu çok büyük bir üstünlük ya. Muazzam bir Şimdi bunu diye, yani hepsinin içinde Roketsa'nın ürettiği bu ürünün özelliği, farkı, fazlalığı Kusurluk ne abi? Sana şöyle söyleyeyim. Bunlar Dünyada ekol olarak adı en çok anılan tank savar silahı, korkutucu olarak tank savar silahı Javelin'dir. Javelin'in bir Amerika özelliği mı? var. Abi. Efendim? Amerikan malı mı o da? Amerikan malı. Javalin bir özelliği var. Normalde klasik bütün mühimmatlar bütün mühimmatlar tanka direkt çarpar. Yani direkt etkiyle gelirler. Yani fırlatıldığında bu açıyla gelir. Düzlen. Javelin ayrı bir teknikle Tankın en zayıf olan noktasından geliyor. Tankın önündeki zırh kalınlığı yaklaşık bir metredir. Bir metre önünde... Çünkü muharebe sahasına girdiğinde düşmanı nereden bekliyorsun, karşıdan bekliyorsun. Tankının her tarafını birer metre kalınlığında yapmaya kalkarsan tank gitmez. Gitmez, gitmez yani. Bravo. O yüzden de tankın en korunaklı yeri ön kısmıdır. Tamam mı? Yanlarda çok fazla ön kısmının yanlarında vardır. ...arka kısmı en zayıf kısmıdır. Ama en zayıf kısmı... ...üst kısmıdır. Javali'nin özelliği... ...gelir, fırlatıldığında... ...gelir, yükselir... ...ve tanka yukarıdan vurur. Havan top. Tanka yukarıdan, tavandan girer. Tavandan girdiği için de... ...delemeyeceği bir tank türü yok. at Atunuttur, 3. nesildir. Ve... ...satışı da neredeyse çok kontrollüdür. Yani kimseye satmak istemezler. Bu yapılan... Sistem Javelin'in birebir aynısıdır ve bunu yapan da Türkiye'de Roketsan'dır. sandır. Ee, Türk ordusu da zaten son dönemde tank savar sistemlerinde isterseniz şeylerden atılan, tanklardan atılan, zırhlı araçlardan, araçlardan atılan, görüntüsü. isterseniz piyadenin kullandığı, isterseniz atak helikopterlerinden atılan tank savar silahlarının tamamını artık Türk ordusu kendisi yapıyor. Biz dışarıdan bir sistem artık satın almıyoruz. Bu da mı deminkinin aynısı? Bu Javelin. Bu işte. Javelin. Bu Javelin. Bu kuzgun füzeleri var mı? Kuzgun, Efendim? Kuzgun füzeleri diye bugün basında... O kuzgun basında, başka bir şey. O, o, daha kısa menzili bir seyir diyebilirsiniz. Önemli bir yap, Mesela yani. burada artık menziller konuşuyor. Artık eskiden... Hı hı. O bizim görüntüyü tekrar... Buradaki artık, artık menzil... Mesela Arkadaşlar bulurlarsa L um taş diye baksınlar. L um taş diye baksınlar. Roketsan'ın tank savar silahlarıdır. Hı hı. 20 kilometre tank savar silah sistemi çalışıyor şu an. 20 kilometre menzilli. Ki biz burada iyi dediğimiz 2,5 kilometreydi. Sen onun 10 katını neredeyse diyorsun. 20 kilometreden. Çünkü artık e, o kadar menziller arttı ki bu menzillerin artmasıyla sistemler sahaya yaklaştığında kendilerini koruyamıyorlar. Mesela bir atak helikopteri, hı hı. iki kilometrelik bir tank savar hı hı. silahı atmak isterse, kendini koruyabileceği bir sistem yok. O yüzden ne kadar geriden, hattında kendini koruyabileceği kadar güvenli atılışı o kadar önemli. Tank savar silahları yalnızca bu dönemde tanklara karşı kullanılmıyor. Asimetrik savaşın artık bir parçası tank savar silahları. Asimetrik savaşta en fazla personele atılan... E, ...silah, tank savar silahıdır. Artık... ...TOW'lar gibi silah sistemleri... ...diğer sistemlerin tamamı... ...direkt personel atılıyor. Yani bir tankı yok edebilecek güçteki o bomba... ...bir birliğin ortasına da atılabilir. Birliğin ortasına atılıyor. Veya bir binaya atılıyor. Binanın Hı -hı. penceresinden sonra. Çünkü o kadar... E, ...kontrollü bir silah sistemi ki... ...direkt oradan sokuyorsunuz. Bu nedenle... ...asimetrik savaşta diyorum bak bir kez daha... meskun mahallede... Birinci öncelikli kullanılan silah artık tank savar silahları. O zaman Umtaş da gelsin ona da bakalım. Bir şey daha ilave edebilir miyim üstadım? Ya lütfen Bak, heliko ki. Helikopterlere de monte ediliyor bu tovlar. Bak bunu da unutmayın. Yani hı hı. sadece... Ya değil. Evet, şimdi Umtaş'ın ataktan mı bunlar? Evet ataktan atılıyor. Ataktan atıldığı anlar? Bu şey yok, tel yok. Bu atunut sistemi. Hı hı. Optik yani atıyorsunuz. 3. Nesil. nesil evet. Ve en etkili şu anda. Muharebe sahasında en çok tercih edilen şeyi bu helikopterden atıldı. Hayli e, uzak ne kadar bir mesafeye çiz. geldi. Ve e, bundan kurtulmak de. yani de. mümkün değil. Yani sana öyle söyleyeyim Bunlar da şey. Mümkün değil yani. Tabii bu silahların en önemli özelliği A, açık hava platformu, kara platformu, Takın. deniz platformu, nerelere evet. kullanılır diye mi? zaten Roketsan'ın tanıtımında evet. lazer güdümlü uzun menzilli füze sistemini bu şekilde tanıttığı video aslında Roketsan'ın burada sanırım bir geminin üzerinde gece görev, gündüz görev gücü var. Şu anda bir ataktan atılıyor helikopterden giderken 160 mm çap. Bak şimdi zırh delmesini göreceksin. E, kaç metre zırh delebildiğini göreceksin şimdi. Yazar muhtemelen. Zırhlara karşılığı etkili tandem. şimdi? <laughs> Burada başa döndük o devamı da var sonunda hah yok dönmemişiz. Dönmüş müyüz? Bunlar tek, e, mesela iki, yaklaşık 2 iki metre anladığım kadarıyla boyut. Tek parça mı, farklı yerlere göre farklı farklı üretiliyor mu abi? E, mesela <laughs> bugün, insan sava ya, aracından da 2 metreliği, ya bu, uçaktan e, bu, da hepsi aynı e, mı atılıyor? Bu, bu bir dahaki dönemde anlatacağız. Yok bu, ya. Bu sezonun döneminin şey, <laughs> Sınıf atlamak bu dönemin istiyor bir seferde. Değil. E, şöyle söyleyeyim. Yani tek, tabii ki tabii ki. E, şimdi bu silah sistemleri hangi tipten atıldığına göre de değişir tabii. Ama aşağı yukarı hepsi aynıdır. Anladım. Sen onu Biz, e, atış platformu değiştiriyorsun. Mesela e, şeye monte ettiğinde bir... Mesela e, insan sava aracından e, atılır mı? merak İnsan sava araçlarından atılır mı bizimkilerden? Bunu atmana gerek yok insansız sava araçlarından. İnsan sava çok daha kuvvetli başka şeyler atıyorsun. Ha, Mam tamam. Mamle'ye atıyorsun. Mamle'ye atıyorsun. Gerek yok. Bunun, bunun amacı başka bir şey. Bu e, daha karada karaya yakın Zemine yakın mesafelerden kullanmak için geliştirdiğimiz sistem. Hı hı. Mesela biz mamleyi ilk kullandığımız dönemde hatırlarsanız, Üstad da muhtemelen hatırlar, Suriye'de ilk kullanıldı. 33, şey, 34 askerimizin şehit edildi olaydan sonra kurulundu. Ve olaydan sonra Amerikalılar şunu söyledi:ler, Şihiar bir tank savaşında belirleyici aktör olabilir mi diye. Adamlar bununla ilgili tez hazırladılar. Hatırlıyorum onu. Bak. Niye? Eskiden tank savar silahlarına karşı, tanklara karşı böyle bir konsept çalışılmamış. Ve ilk defa Türkiye orada konsept belirledi. Ya yani mamleler eee tank savar silahı gibi vuruyor çünkü nokta atış yapıyorsunuz. Lazer güdümlü bir sistem. işaretlediğinizde kurtuluşu yok. Mesela şey, mesela teröristler araçlarla gidiyorlar. Mesela onları öyle vuruyorsun. Mamle ile vuruyorsun işte. İşaretliyor, İşaretliyorsun. onu vuruyor. Bulduğunuz ve patlatıyor. Bayağı da süratli gidiyor. 80, 90 km hızla giden aracı yakalıyorsun ve vuruyorsun. Hatta burada en sorun ne biliyor musun? Süratli giden bir aracı vurmak zordur. Bak, mamle süratli giden araçları bile vuruyor. Yani tanklar zaten bu hızları arazide bulması mümkün değil. Yani böyle e Anladım, tabii bulamaz. Kaç kaçma şansı yok. Buradaki amaç şu sahada derinlik kazandırmak. Şimdi şöyle düşün. Rakibinin elinde 2,5 kilometre atılan tank savar silahları var. Senin elinde de 20 kilometre atılan tank savar silahları var. Sana 20 kilometrelik bir barikat oluşturuyor önünde. Evet. Ve sen tanklarını daha ileri doğru sokabiliyorsun adamın iki buçuk kilometresine kadar sokabiliyorsun. Ama o 20 kilometreden önce burnunu sokamıyor. Niye? Çünkü sene tank savar silahın 20 kilometre menzilde olduğunu biliyor. Örnek veriyorum. O zaman da kalıyorsun. Şimdi san 20 kilometreye çalışıyor. 20 kilometreyi bulduğu an iş bitmiş olacak. Anladım. Dünyada Şimdi... en uzun mesafe 20 kilometre mi? <laughs> ya bu konularda iyi ülkelerden bir tanesi şeydir. İsrail'dir. İsrail mesela 20 kilometrelik tank savar sistemleri var. Bir katkıda bulunur. Hatta bunu Yunanistan'a sattı adalara.